Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. TRT ekranlarına hoş geldiniz. Çankaya Köşkü'nden Cumhurbaşkanı özel yayınımızla karşınızdayız. TRT Haber, TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT World ve TRT Arapça başta olmak üzere yine radyolarımızdan TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber'den de ortak yayında olduğumuzun altını çizelim efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyoruz bu akşam. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi malum seçim süreci için artık tarih netleşirken gözler de çevrilmiş durumda 14 Mayıs'a ve siyasette hareketlendi. Siyaset arenasındaki son gelişmeler başta olmak üzere sevgili seyirciler, ekonomik hedefler ve dış politikaya dair merak edilenleri de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelteceğiz sorularımızla ve o sorulara katkıda bulunacak gazetecilerimizi, konuklarımızı sizlere tanıtmak isterim öncelikle müsaadelerinizle. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu bizimle birlikte. Program sunucusu Sayın Pelin Çift ve gazeteci Abdülkadir Selvi yine sorularıyla katkıda bulunacak. Gazeteci Hale Kaplan da bu akşam bizimle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımız, soracağımız çok soru var, konuşacağımız pek çok konu var ama seçim tarihi netleşmişken elbette yeni sloganlar da ortaya çıkmaya başladı. İşte onlardan biri yeter söz milletindir sloganı. Bu slogan aynı zamanda afiş olarak da CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Öncelikle dilerseniz bu sloganı ve 14 Mayıs'ın önemini izleyelim hep birlikte bir videoda. Ondan sonra sorularımızı size yöneltmeye başlayacağız. Yeter, söz milletindir. 1950 seçiminde Demokrat Parti'nin sloganıydı. Demokrat Parti bu sloganla ezici üstünlükle iktidara geldi. Yeter söz milletindir sloganıyla çıktığı bu yol, 27 Mayıs darbesinin ardından 1960 yılında bir başbakanın ve iki bakanın idamıyla son buldu. Aklı mantıkın haricinde silahında bir şey. İdam edilen sadece bir başbakan değil, yeter söz milletindir sloganıyla başlayan milletin iradesiydi. Üstelik 1946 yılında yeter söz milletindir sloganını bulan ve afişleri tasarlayan Mimar Selçuk Milar sürgün edilmişti. Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın siyasi çizgisi 60 yılda seçkinci vesayetçilerin hedef tahtasında yer aldı. Yeter söz milletindir bu siyasi çizginin sembol sloganı oldu. Seçim sloganlarından birinin bu olması millete verilen tarihi bir mesaj olarak kabul edildi. Bugüne kadar hep merkez sağ tarafından benimsenen yeter söz milletindir sloganı, gücünü milletten almayan, sırtını millete dayamayan odaklara karşı kullanılmışken, 2023 seçimlerinde sloganın milletin iradesini sahiplenmeyenler tarafından kullanılması dikkat çekti. Erdoğan, 2002 yılından itibaren referandumlarda dahil olmak üzere girdiği tüm seçimleri kazandı. Bu süre zarfında millet iradesine yapılan e-muhtıra, Gezi kalkışması, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi müdahalelerle karşılaştı. Erdoğan'ın bu müdahalelere cevabı ise sırtını millete yaslamak oldu. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı, milletin adamı. Bu seçimde de 14 Mayıs'ta yeter söz milletin sloganı AK Parti'nin temel sloganlarından olacak. Söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Şimdi elbette sloganlar son derece önemli. Özellikle seçim meydanlarında sloganlarla vatandaş aslında bu seçim sürecinde sahipleniyor. AK Parti'nin de çalışmaları var. İşte onlardan biri Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılını başlatacağız sloganınız da yine öne çıkıyor. Seçim tarihini açıklamanızın ardından da sık sık kurmaylarınızla seçim sürecini ele aldığınızı biliyoruz efendim. Şimdi Türkiye Yüzyılını başlatacağız söyleminizden ne anlamalıyız? Tema ve temalar ne olacak? Önümüzdeki günlerde açıklayacağınız ve bugün grup toplantısında verdiğiniz mesajlar da önemliydi. Özellikle muhalefete yönelik mesajlarınız da öne çıktı. Muhalefetin de sizin bazı söylemlerinizi sahiplendiğine yönelik söylemlerdi bunlar. Buna dair bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Canan Hanım, öncelikle biz tabii bugüne kadar hep eserlerimizle, hizmetlerimizle sürekli bir gayretin içindeyiz. Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti var. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani bir partinin, bir adayın
aynesi iştir. Kampanyaya bakılmaz. Eğer siz eserlerinizde, hizmetlerinizde halkınızın karşısında değilseniz, halkınız da zaten size değer vermez. Ve bizim yaptıklarımızı 20 yıldır halkımız çok açık, net görüyor. Ve bunlar tabii böyle ekranda vesaire değil, eser olarak görüyor. Yani bir bakıyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyor, bir bakıyor Marmara'yı görüyor, bir bakıyor Avrasya Tüneli'ni görüyor. Bunlar benim halkımın hayali olarak gördüğü şeyler değildi veya tasavvur ettiği şeyler değildi. Ya yani düşünün, Boğaz'ın altından raylı sistem geçecek. Bunları benim halkım bugüne kadar yaşamadı, görmedi. Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli geçecek. Bunları görmüş değildi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Öbür taraftan tabii rahmetli Demirel'in köprü, Turgut Bey'in yine rahmetli köprü. Üçüncüsü de bize nasip oldu. O da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bunları bile yaptırmamak için aynen bunlar gibi geldiler, gösteriler yaptılar. Önünü kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama muvaffak olamadılar. Çünkü biz dedik ki biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapacağız. Hatta raylı olarak yapacağız. İnşallah o raylı sistemle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ama bunlara kalsa bunlar onu da engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Tabii Türkiye yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Ve bu vizyonla biz bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine çıkacağız ve çok daha ileri adımlar atacağız. Ve varsın birileri masa başında kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz milletimizle beraber yoğurduğumuz Türkiye yüzyılı vizyonuyla yeni zaferlere inşallah başarılarla ulaşacağız. Ve mesajımız net. 20 yıl boyunca büyük badireler atlatarak fevkalade başarılara imza attık. Yaptığımız devasa altyapı yatırımlarıyla küresel bir güç olmaya hazırlandık. Çünkü bu millete bu yaraşır. Ve bu millet bunu yapar mı? Yapar. Türkiye yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır. Türkiye yüzyılı, 20 yıldır yaptığımız yatırımların artık doğrudan vatandaşımızın refahına, imkanlarının çok daha hızlı artmasına yarayacağı dönemdir. 20 yılda biz büyük ve güçlü bir Türkiye'yi kurduk. Şimdi bu Türkiye'nin imkanlarını vatandaşlarımızın daha fazla istifadesine sunma zamanı. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek, yine Cumhur İttifakı diyecek. Türkiye yüzyılı bu. Evet. Muhalefetin sizin söylemlerinizi de kullanmaya başlamasını değerlendirdiniz bugün grup toplantısında. Buna dair bir açıklama yapmak ister misiniz acaba? Çok açık, net. Ya bunlarda utanma diye bir şey yok. Kallesçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Bunun adı hırsızlıktır. Devasa. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bunların istismar etmediği ne kaldı? Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Adnan Menderes'in partisi yeter söz milletindir çıkışını CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu slogan CHP'ye isyanın bir nişanesidir. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanma hakkına sahip olabilir. CHP değil. Bugün millet iradesine sahip çıkan kimdir? AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Şimdi bunlar bu slogana dahi çökmeye çalışıyorlar. Kalkmışlar binalarına bu sloganı asıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce
gerçekten milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. Tabii bunların gayesi, gayreti ülke ve millet değil. Bunlar bir defa milli değil. Bunlar gayrimilli. Milli olmayan yeter söz milletindir diyebilir mi ya? Diyemez. Oraya pankartı asabilirsin. Benim milletim sana inanmaz ki. Çünkü siz milli değilsiniz. Gayrimillisiniz. Ve bu millete hep ihanet ettiniz. Yeter söz milletindir diyen Menderes'i ipe götürdünüz. İdam ettiniz. Ve bunun sorumlusu sizsiniz. Bunlar milletin gönlüne girmenin değil, şimdi de yeni bir şey öğrendiler. Batı'dan aferin almanın peşindeler. Batı bile bize aferin diyecek diyor. Allah Allah, nasıl bir iş bu? Biz de CHP zihniyetine bugün yeter söz milletindir diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda yetmez diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz. Şimdi efendim, seçim yaklaşırken muhalefet partilerinin adayı da henüz netleşmiş değil. Altılı masa toplantıları hali hazırda devam ediyor. Başlangıç tarihi de 12 Şubat 2022. Neredeyse bir yılı geride bırakmak üzereler. Şimdi ayrıca 55 ikili görüşme yapıldı. Bu süreç içerisinde 11 kez de altılı masa etrafında toplanıldı. Şimdi hep birlikte altılı masanın bu bir yıllık sürecini izleyelim. Ardından sorularımız olacak efendim. İlk kez CHP'nin ev sahipliğinde toplandılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakat metni kamuoyuyla paylaşıldı. İkinci toplantı Deva Partisi'nde gerçekleşti. Üçüncü toplantıya Demokrat Parti ev sahipliği yaptı. Dördüncü toplantının adresi Gelecek Partisi oldu. Beşinci toplantı İyi Parti ev sahipliğinde düzenlendi. Birinci tur görüşmeleri Saadet Partisi'ndeki altıncı toplantıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masa toplantılara yaklaşık 2 ay ara verdi. Yedinci toplantı için CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelindi. 8. toplantının ev sahibi Deva Partisi oldu. 9. toplantı Demokrat Parti'de yapıldı. 10. toplantının adresi Gelecek Partisi oldu. 11. toplantı İyi Parti ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ortak politikalar mütabakat metni açıklandı. Kuruluşunun birinci yılı dolarken altılı masa yaklaşık 73 saat süren toplantı yaptı. 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 12. toplantıda Cumhurbaşkanı adayının konuşulması bekleniyor. Ortak adayın ne zaman açıklanacağına dair ise fikir ayrılıkları mevcut. 73 saatlik 11 toplantı ve en az 55 ikili görüşmenin ardından hala ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. Evet Sayın Kuartoğlu, sizinle devam edelim, sorularımızla başlayalım. Aslında ilk iki sorum var müsaade ederseniz Sayın Cumhurbaşkanım. Birincisi, bu tablo size neyi anlatıyor? 11 ayda çıkmayan bir açıklanamayan, üzerinde uzlaşılamayan başkan adayı. Bir de bu adaylık konusu o kadar çok tartışıldı ki bir süre sonra aslında adayın Cumhurbaşkanı'nın ve altılı masadaki diğer genel başkanların sorumluluklarına ilişkin bir takım başka konular da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı'nın tek başına yetkili olmayacağı, bir sözleşmeyle bağlanacağı, sözleşmeye uymazsa kriz çıkabileceği ya da bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısının Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanabileceği yönünde. Şimdi siz zannediyorum dünyada en uzun süre liderlik, bir ülkeye liderlik yapan devlet başkanlarından birisiniz veya birincisisiniz şu anda. Bu deneyimle baktığınız zaman böylesi bir sözleşmeyle bağlanmış Cumhurbaşkanı veyahut yardımcıları daha fazla yetki kullanan, altılı masadan izin almak zorunda kalan bir Cumhurbaşkanı bir ülkeyi nasıl yönetebilir? Mustafa Bey, isterseniz gelin biz bunlara altı değil de yedili masa diyelim. Altı deyince eksik oluyor. Nerede malum parti? O da hep söylediğim gibi masanın altında. Biz aslında seçim tarihini açıklayarak bir anlamda yedili masadakilerin rahatını bozduk. Kendilerince kapalı kapılar arkasında toplanıp bunlar dağılıyordu. Bunlar sizlerde benim kadar bunu çok çok iyi biliyorsunuz.
seçim tarihi vermesek bunların aday çıkaracakları da yoktu. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile bir belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat'ta açıklayacağız diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakilerin hiçbiri bir diğerini tekin bulmuyor, güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin? Aslında onlar için adaylarının kim olduğu da önemli değil. Onlar ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir. Bir de aman yıpranır diye adaylarını açıklamıyorlarmış. Bu nasıl iş? Yani siz adayın yıpranacağından korktukları için aday bile açıklayamazken biz 22 yıldır 2023'e hazırlanıyoruz. Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Bak bizim böyle yıpranmak vesaire diye bir şey yok. Niye? Bu yola çıkan tabii ki yıpranacak. Hizmet yıpratır. Ama yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Ve biz şimdi aşk ile koşuyoruz. Yorulmadık. Yorulmuyoruz. Ve öyle Allah yıpranmadık, yıpranmıyoruz. Efendim, ben de bir konuyu sormak istiyorum. Muhalefet anayasanın 101. maddesine göre Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz diyor. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi Abdülkadir Bey, ya bunların hiçbirisinin anayasanın 101'inde veya diğer maddelerinde filan bir yeri yok. Biz bugüne kadar bu adımları atarken bunların aklı neredeydi? Biz Cumhurbaşkanı seçildik. Bunların aklı neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar, dikkat edin. Ama şimdi konuşuyorlar. Niye? Çünkü çıkaracakları bir Cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Bundan dolayı rahatsızlar. Hamdolsun milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne yaptı? İlk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi inşallah tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yeniden adaylık önünde de hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da, anayasaya da uygun ve bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır. Birçok anayasacı da bunlarla ilgili bu açıklamaları zaten yaptı. Milletimiz bizi inşallah tekrar aday da yapacak, Cumhurbaşkanı da seçecek. Korktukları için mi bunu ortaya atıyorlar efendim? Bundan başka bir şey değil. Sayın Kaptan, sizinle devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanım, muhalefet cephesinde sadece Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir tartışma yok. Bakanlıklarla ilgili de bir pazarlık söz konusu. Son dönemde dile getirilen özellikle bakanlık sayılarının o yüzdelerine göre değil, vekil sayılarına göre olması şeklinde. Yine hafta başında açıklanan ortak mutabakat metninde bakanlıkların sayılarının çoğaltılacağı ve yeni bakanlıkların açılabileceği dile getirildi. Bu tartışmalar aslında bize koalisyon dönemlerini çok hatırlatıyor. Siz nasıl benzerlikler kuruyorsunuz? Bir de ortak mutabakat metnini inceleme fırsatınız oldu mu? Görüşlerinizi merak ediyorum. Hala Hanım, olmaz mı? Benzerlik değil. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Geçmişte oldu ya. Başbakan olduğum zaman bakan sayısı 35'ti. Biz ne yaptık? Dedik ya, nedir bu? Öyle bir şey olamaz. Ne yapalım? Bakan sayılarını indirdik ve şu anda bizim 17 tane bakanımız var. Bak, 35 bakanlıktan ta 17'ye kadar bu işi indirdik. Bunu şu anda o yedili masada olanların bazıları bilir. Bu konudaki hassasiyetimizi gayet iyi bilirler. Çünkü bunlar İsrafın ta kendisidir. Şimdi bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Niye? Bir şey kapmaları lazım.
Bunların çünkü millet için bir dertleri yok. Hepsinin tek hesabı var. Kendi kuklamızı Cumhurbaşkanı adayı yapabilir miyiz? Şu bakanlığı veya bakanlıkları kapabilir miyiz? Çünkü aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. Eski Türkiye'de olduğu gibi altılı masanın bakanlık paylaşımı kavgaları da unutmayın ha yakındır. Çok kavga edecekler. Tüm bunlar amaçlarının millete hizmet değil, rant sağlamak olduğunu gösteriyor. Ve hiçbir netice buradan da alamayacaklar. Çünkü benim milletim bunlara, bu ülkeyi, bu devleti asla teslim etmez. Peki şimdi bir videomuz var. O videoyu da izleyelim. Çünkü koalisyonlu yıllara dair bir video hazırladı arkadaşlarımız. Türkiye'nin koalisyonlarla geçen yıllarında neler olmuştu? İzleyelim, devam edeceğiz. Türkiye parlamenter sistemin çıkmazına dönüşen koalisyonlardan tam 15 örnek gördü. Neredeyse her biri büyük problemlerle, ekonomik ya da siyaset itiğini yerle bir eden krizlerle anıldı, noktalandı. En kısası 3 ay, en uzunu 3,5 yıl dayandı. Yani hiçbir koalisyon hükümeti normal süresinin sonuna kadar ayakta kalamadı. Çok partili sisteme geçildiğinde Adnan Menderes ve arkadaşlarının kurduğu Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. 10 yıllık bu dönem vesayetçi zihniyetin darbesiyle sonuçlandı, ülkenin seçimle iş başına gelmiş ilk başbakanı asıldı. Darbeden sonraki yıllar siyasi karmaşa dönemiydi. 4 yılda 4 koalisyon kuruldu, dağıldı. 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'nin tanıştığı ilk koalisyon hükümetinin ömrü ancak 7 ay sürdü. Bu hükümetin sonlanmasıyla 1962 senesinde bu kez 9. İnönü hükümeti kuruldu. 1,5 yıl süren bu koalisyonun hemen peşinden CHP'nin müstafi bağımsızlarla kurduğu 10. İnönü hükümeti geldi. 1965 yılına gelindiğinde bu kez Ürgüplü hükümeti olarak anılacak olan ve ömrü 8 ay süren koalisyon kuruldu. Parlamenter sistemin bir sonucu olarak Türkiye koalisyon çıkmazındaydı. Kurulan her koalisyonun bileşenleri yıpranmaktan kurtulamadı. 1965'ten 1983'e kadar 9 koalisyon hükümeti kuruldu. Bu koalisyon hükümetlerinin en kısası 5 ay, en uzunu 2 yıl sürdü. Ancak bu dönemde sokak karmaşaları, askeri darbeler, siyasi skandallar, ekonomik istikrarsızlık ve kuyruklar eksik olmadı. 90'lı yıllarda koalisyonlar yeniden ortaya çıktı. Siyasi haftan sonra tekrar sahaya inen eski siyasi oyuncularla gidilen 1991 seçimleri yeniden koalisyonlar dönemini başlattı. Doğru Yol Partisi'nin Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve CHP ile kurduğu koalisyonlar ard arda geldi. 1996'ya gelindiğinde vesayetçi zihniyetin bir türlü hazmedemediği koalisyon hayata geçti. DYP lideri Tansu Çiller sadece 3,5 ay süren Ana Yol hükümetinden sonra hükümet kurma görevi alan Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'la el sıkıştı. Yaklaşık bir yıl süren, dönemin şartlarına göre zoru başarıp nispeten senkronize olabilen bu hükümet 28 Şubat darbesine maruz kaldı. Başbakan Erbakan istifaya zorlandı, hükümet kurma görevi siyasi teamüller çiğnenerek ortağı Tansu Çiller yerine ancak dışarıdan destekle azınlık hükümeti kurabilecek olan Mesut Yılmaz'a verildi. Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmişti. Siyasi boşluk, askeri ve bürokratik oligarşiye zemin hazırladı. İşte bu ortamda gidilen 1999 seçimlerinden Türkiye'nin son koalisyon hükümeti çıktı. Ekonomik krizin zirve yaptığı, sorunları ithal bakanlığı aşmaya çalışan, devlet içindeki uyumsuzluğun hatta kavganın ayyuka çıktığı bu dönem, halkın yeni bir Türkiye için harekete geçip oyunu istikrara vermesiyle sona erdi. 2002 seçimlerinden AK Parti tek başına iktidar olarak çıktı. Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek koalisyonlar dönemini kapattı, istikrarı perçinleyip teminat altına aldı. Evet, yine seçim gündemiyle devam edelim. Sayın Selvi, buyurun. Ben öncelikli olarak bu videoyu izledik. Koalisyonları gösterdi. Altılı masayı da koalisyona benzettiğiniz oluyor mu? Ve altılı masa bir ortak politikalar mutabakat metni açıkladı. Bu bir koalisyon protokolü olarak nitelendirilebilir mi? Yani değişik bir versiyonu diyebilirsiniz. Çünkü
ben de şöyle bir inceleme fırsatını buldum. Ve koalisyon hükümetleri belki buna göre çok daha isabetli adımlar atma fırsatını yakalamış olabilir. Niye? Çünkü 6 ay hükümet ediyor. Ama bunlar o fırsatı da bulamayacaklar. Çünkü benim milletim bu koalisyon hükümetlerinden ders aldı. Yedili masa Türkiye'ye bir şey hiç getiremez. Milletim de zaten onlara bu yetkiyi vermez. Masadaki oturma düzeninden ziyaret sırasına kadar her konuda çıkmaza girenlere benim vatandaşım ülkesini yönetme yetkisini vermez vermeyecektir. Masadakiler ülkeyi götürse eski o kötü günlerine götürür. Çünkü özlemleri, vaatleri eski Türkiye. Tamamen siyaset mühendisliği üzerine kurulu derme çatma bir masa. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez. Kaldı ki bunlar talimatı nereden alıyor? Dışarıdan. Ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Mantığa bak. Söyler misiniz? Arkadaşlar, kuklalara kim itibar eder? Bir hatıramı anlatacağım. IMF'in başındaki zat ve şu anda bu yedili masada olanlardan bir tanesi de yanımda o zaman. Ve ben IMF'in başındaki zata dedim ki siz Türkiye'yi idare edemezsiniz. Nerede oluyor bu? Davos'ta. Ancak siz taksitlerinizi alırsınız, dönersiniz. Ama ülkeyi yönetmek bana aittir. Size ait değil. Ve 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı. O zaman. Ve biz 2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Bunu o masanın, yedili masadaki kişilerden bir tanesi değil, Türkiye'nin başbakanı olarak Tayyip Erdoğan'ın hükümeti halletti, ödedi. Ve IMF'le irtibatımızı kestik. Bakın o gün bugün bizim artık IMF'le ilişkimiz yok. Ama şu anda yedili masanın içinde olanlardan otellerin lobilerinde IMF'le görüşmeler yapanlar var. Ve bizim o zaman Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu anda 128,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıktık. Yine çıkacağız. Daha fazlası olacak. Çünkü bizim hükümet etme sistemimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle istikrar kazandı. Bu koalisyonlar hükümetiyle istikrarsızlık değil. Şimdiki hal muhal. Çünkü bunların böyle bir araya gelip daha Cumhurbaşkanını seçemeyenlerin bu ülkeyi yönetme kabiliyeti olabilir mi ya? Mümkün değil. Ve milletim bütün bunları görüyor. Biz de şu anda rakamları konuşuyoruz. Bakın, benim şu anda vatandaşım önümü kesti. Bana da bir kart verdi. Arkadaşlar, bilmiyorum bunu göstermek mümkün olabilecek mi ama bu kart 1946'nın ekmek kartı. Nasıl? Ekmek karnesi dedikleri bu mu? Evet evet. Ama burada ekmek kartı diye yazıyor. Ve büyükler için demiş. 1, 2, 3, 4. Burada pusulalar var. Bu pusulaları keserek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımak istiyorsan bu ekmek kartına, karnesine bakacaksın. Acaba buradan ekrana tam yansıyabiliyor mu? Biraz daha arkadaşlarım az önce verdiler ama tam ekrandan okunabiliyor mu ondan emin değiliz Sayın Cumhurbaşkanım. Ama ekrana yansıyor şu an. Evet.
Arka tarafını da şöyle bir çevireyim. Evet, şu an görünüyor efendim. Şimdi gayet iyi. Evet. Evet. Gayet iyi. Evet. Bu tarafını da çevireyim. Evet. Ekmek kartı yazısını, bu CHP'nin karnesidir. Bundan daha güzel ispat olur mu? Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmez. Ve dönmeyecektir. CHP'yi tanımak istiyorsanız işte karnesi bu. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Selvi, bir sorunuz daha olacaktı. Evet, iki sorum var Sayın Cumhurbaşkanım. Bir, Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacaklarını söylediler. Biz de şu anda Çankaya Köşkü'nde bu mekanda yayın yapıyoruz. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi Sayın Selvi, siz de ifade ettiniz. Bakın şu anda biz Cumhurbaşkanlığının Çankaya Köşkü'nde bu programı yapıyoruz. Bu tabii ilk program değil. Burada daha önce çok programlar yaptık. Çankaya Köşkü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından milli mücadele sırasında devletimizi kazandırıldı. Mevcut durumu itibariyle burası 3 bölümden oluşuyor. Birinci kısım ana hizmet binası, inşaatına 1986 yılında, kullanımına 1993 yılında başlandı. İkinci kısım genel sekreterlik ve denetleme kurulu binası, 1997 yılında yapımına başlanmış, 1999 yılında hizmete girdi. Üçüncü kısım basın toplantısı ve resepsiyon salonu, 1998'den itibaren hizmete girmiş. Şu andaki yayınımızı da resepsiyon salonu olarak adlandırılan bölümden yapıyoruz. Bunun dışında Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma, bugün için fiilen kullanımı mümkün olmayan tarihi değere sahip binalar bulunuyor. 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçildiğimde biz de burada göreve başladık. Ardından 29 Ekim 2014 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığının Beştepe'deki mevcut külliyesine geçtik. Yeni sistemle birlikte tekrar Cumhurbaşkanlığına geçen Çankaya Köşkü'nde 9 politika kurulu ile 4 ofis faaliyet göstermeye başladı. Burası boş durmuyor. Burası çalışıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı olarak pek çok kabulümüzü, televizyon programlarımızı ve toplantılarımızı Çankaya Köşkü'nde yapmaya devam ettik. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü içinde kullandığı tek yer olan Müze Köşk ise Milli Saraylar Başkanlığımız tarafından titizlikle şu anda restore ediliyor. İran, Rusya, Azerbaycan devlet başkanlarını, Avrupa Birliği büyükelçilerini ağırladığımız pek çok programı Çankaya Köşkü'nde icra ettik. NATO Konseyi toplantısının bu kurumun kendi karargahı dışında yapıldığı ender yerlerden birisi de burasıdır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarıyla çeşitli vesilelerle yine burada bir araya geldik. Yeni dönemdeki canlı televizyon programlarımızın tamamına yakınını söylüyorum. Yine Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdik. Hatta COVID-19 salgını başladığında temel kararların alındığı ilk kapsamlı toplantımızın yeri de yine burası olmuştur. Görüldüğü gibi Çankaya Köşkü tarihine ve anlamına yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendiriliyor. Ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdürüyor. Evet, şimdi seçime yaklaşırken Sayın Cumhurbaşkanım, ittifakların nasıl şekilleneceği de merak konusu olmaya başladı. Hatta ittifakların sayısı artar mı acaba diye de soru işaretleri de var. Aynı zamanda ittifaklar genişler mi sorusu da gündemde. Siyasetin gündemindeki bu soruya geldiğimizde sizin de bir görüşmeniz oldu. AK Parti Genel Merkezi'nde Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil olur mu? Buna dair bir gelişme var mı? Cumhur İttifakı genişler mi efendim?
Öncelikle Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. Türkiye'nin bekası için yerli ve milli bir anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha Sayın Destici'ye taziyelerimi iletiyorum. Cumhur İttifakı asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz. Bu anlamda yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Peki, Sayın Çift, sizinle devam edelim. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ben size başörtüsü ve aile bu arada ilişkin... tabii şunu söyleyebilirim. Buyurun. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim. Evinde. Bu da son dakika olarak duyuralım. Evet, evet, son dakika gelişmesi duyuldu. Olarak. Duyuldu. Canlı. Evde ziyaret daha mı böyle sıcak, samimi bir ortam oluyor? Sıcak bir ev var. O sıcak ortamda sıcak görüşmeler yapıyoruz. İyi ağırlanıyorsunuz kesinlikle. Hayırlısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, ben size başörtüsü ve aile ilişkin anayasal düzenleme ile ilgili soru yöneltmek istiyorum. Salı günü Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Bir taraftan da muhalefet de kendi çalışmasını sundu. Ben muhalefetin çalışmasını nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Tabii söz artık genel kurulda olacak. Sevgili seyircilerimize de hatırlatma babında müsaadenizle bir kez daha üzerinden geçelim. Şimdi bu maddelerin kabul edilmesi için 360 oy gerekli. 360 ile 400 arası zorunlu referandum. Ancak 400'ün üzerinde oy referanduma gerek kalmadan kabul edilebiliyor. Siz muhalefetten bir uzlaşı bekliyor musunuz? Değişiklik 400'ün üzerinde bir oyla geçer mi? Ve tabii şu da önemli, parlamento aritmetiğine göre 3 sandık kurulur mu? Her şeyden önce meclise sunduğumuz anayasal düzenleme bu konudaki samimiyet testi olacaktır. Milletim kimlerin başörtüsü konusunda istismarcı olup olmadığını gayet iyi bilir. Biz bu konuyu zaten büyük mücadeleler vererek çözdük. Başörtüsünü özgürlük için yaptığımız düzenlemeler nedeniyle partimiz bizim kapatılmak dahi istendi. O zaman CHP başörtüsüne özgürlük gelmesin diye soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Bay Bay Kemal bu işin başını çekti o zaman. Anayasa Mahkemesi'ne götürenlerin içinde imzası da vardı. Biz şimdi bu meseleyi anayasal düzenleme ile güvence altına alalım istiyoruz. Bay Bay Kemal, niye kaçıyorsun? O zaman Anayasa Mahkemesi'ne gittin. Şimdi ne yapacaksın? Merak ediyorum. Bu konunun çözümü için yola çıktık. Teklifimizi sunduk. Konu mecliste çözüme kavuşturulmazsa milletimiz en güzel çözümü sunacaktır. Hiçbir zaman sandıktan kaçan olmadık. Sandıktan çıkan sonuca hep saygı duyduk. Milletin kendisine verdiği yetkiyi mecliste özgürlüklerden, demokrasiden yana kullanmayanlara halkımız sandıkta gereken cevabı verecektir. Temennimiz referanduma gerek kalmadan en yüksek mutabakatla mecliste bu konuyu çözüme kavuşturmaktır. Maalesef bizde muhalefet milletin faydasına olan ne varsa karşı çıkma ve yıkma zihniyetine sahip. Bu konuda ana muhalefet aile yapısını bozan sapkınlıklara özgürlük kisvesiyle göz yumuyor. Aile değerlerimizin tahrip edilmesine bu muhalefete rağmen izin vermeyeceğiz. Aile kurumumuzu koruyacağız, güçlendireceğiz. 2x2=4. LGBT, şu bu vesaire. Hayır. Bu milletin kutsal değeridir aile. Kutsal ailelerden güçlü millet doğar. Güçlü milleti de evelallah kimse yıkamaz. Efendim, 400'ü geçerse buyurun. De yine de referanduma götürür müsünüz? Gerek yok. Gerek.
Gençler de siyaseti yakından takip ediyor. Gençlerle devam edelim istiyoruz efendim. Bu seçimde 6 milyon genç oy kullanacak ilk kez. Gençlere yönelik AK Parti'nin attığı adımları ve reformları izleyelim. Ardından sorumuzu yöneltelim. AK Parti 21 yılda gençler için sayısız adım attı. Her alanda gençlerin sorunları çözüldü, engeller aşıldı. Milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Zorunlu askerlik hizmeti 6 aya düşürüldü. Bedelli askerlik kalıcı hale getirildi. Üniversitelerde başörtüsü serbest oldu. Üniversiteye girişte katsayı farkı uygulamasına son verildi. Üniversite harçları kaldırıldı. Öğrenci affıyla okula dönüş yolu açıldı. Türkiye Erasmus programına dahil edildi. Avrupa'nın dışında kalan eğitim kurumları için de Mevlana Değişim Programı başlatıldı. Üniversite sayısı 208'e, öğrenci sayısı ise 8,3 milyona çıktı. Lisans öğrencilerine 1250 lira, yüksek lisans öğrencilerine 2500 lira, doktora öğrencilerine 3750 lira ödenmeye başlandı. KYK'ya bağlı tesislerin sayısı 800'e, yatak kapasitesi 850 bine yükseltildi. KYK yurtları yaz aylarında 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz kullanıma sunuldu. Okullarda ders kitapları ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldı. 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı kaldırıldı. Yeni mezun gençler 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası priminden muaf tutuldu. 8000 gençlik projesine destek verildi. Gençlik kampı sayısı 43'e yükseltildi. Spor tesislerinin sayısı 4127 oldu. Yaz aylarında 18-30 yaş arasındaki gençler için Müze Kart Genç Ne Sever kullanıma sunuldu. Türkiye'nin en büyüğü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hizmete girdi. Tarihi Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Efendim şimdi gittiğiniz her ilde hemen hemen hiç vakit kaybetmeden gençlerle buluşuyorsunuz. Hatta bir sonraki ile gideceğinizde de gençler sizle buluşmaya devam edeceğiz diye mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Sizden talepleri neler gençlerin? Gençlere yönelik atılan adımlar nasıl karşılık buluyor ve onlara yönelik yeni projeler var mı efendim? Tabii özellikle Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak dedik. Gençleri seçimin kilit kitlesi olarak değil, yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. 6 milyon genç. Bu seçimin kaderini onlar belirleyecek. Bizlerin gençliğini yasaklar, yokluklar, yoksulluklarla kuşattılar. Düşünün, göreve geldiğimizde seçmen noktasında 30 yaştı. Ama Avrupa'da seçme seçilme yaşları 25, 18 buralara kadar düşüyordu. Biz gençlerimizi dedik ki 30 yaş değil, bunları indireceğiz. Ne yaptık? Önce 25'e indirdik. Dedik ki bu da yetmez. Daha sonra 18 yaşı seçme ve seçilme yaşı olarak parlamentodan geçirdik. Hatta o kadar ileri gittiler ki parlamentoyu çoluk çocuğa bırakacağız dediler. Ama onlar bilmiyordu ki bu milletin ecdadı Fatih Sultan Mehmet 18 yaşında bir devri kapayıp bir devri açtı. Ve biz buradan ilhamla bu adımı attık. Dedik ki bu milletin gençliği bunu başarır. Çünkü bizim gençliğimiz yasaklar, yokluklar, yoksulluklarla hep kuşatıldı. Ve biz bunun içinde yetiştik. Şimdi ise aynı durumu biz gençliğimize asla layık göremeyiz dedik. İşe nereden başladık? Sıraların üstündeki kitaplardan. Çünkü biz kitap bile bulamıyorduk. Sizler de bulamıyordunuz. Teksir kağıtlarını alıyorduk. Yani bir kırtasiyeci dükkanına gittiğiniz zaman kitap yok. Bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra size gün veriyorlardı. Bu çileleri ekranları başında bizi izleyen benim milletim hep çekti.
anneler, babalar kırtasiyeci dükkanlarının kuyruğunda çocuklarının kitaplarını almayı, her kitabı da alamıyorlardı zaten. Yoktu. Tekstil notlarını üst sınıflardan almaya çalışıyorduk, alamıyorduk. Biz bunu yaşadığımız için aynı çileyi şu anda bizim yavrularımız yaşamasın dedik. Ne yaptık? Sıraların üzerine kuşe kağıttan bütün kitapları koyduk. Okullar açılırken orada kitaplarını bulsunlar diye. Şimdi yardımcı ders kitaplarını da artık sıraların üstüne koyuyoruz. Ki artık gençlerimizin, yavrularımızın bu sıkıntılarını tamamen çözelim. Ve biz gençlerimize güvendik. Onlarla yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Gençlerimizin hayalleri, düşünceleri bizim için hayati önemde. Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine sahip partisi şu anda biziz. Gençlerin nabzını tutan, onların ihtiyaçlarını karşılama gayesi taşıyan yegane parti biziz. Bizim şu anda üye sayımız 11 milyon 500 bin civarında. Bunların içerisinde yaş limiti sebebiyle 1 milyon 100 bini sadece genç. Bayanlarda 5 milyonun üzerindeyiz üyelerimiz itibariyle. Böyle bir yapıya sahibiz. Efendim şimdi çalışma yaşamına dair de birçok düzenleme hayata geçiriliyor. EYT düzenlemesi onlardan biri. Sözleşmelere kadro düzenlemesi keza aynı şekilde. TRT Haber ekipleri İstanbul'dan Diyarbakır'a hemen hemen her kentimizde sokağın nabzını tuttu. İzleyelim, devam edelim. Abi ben paraya ihtiyacım yok. Ben ne yapacağım parayı? Emekli olmuşum ben. Nereden emekli? EYT'den emekli oldum. Çok heyecanlıyız. Yemin ederim çok heyecanlıyım. Şu kağıdı aldığımda benim ellerim ayaklarım titredi. O kadar heyecanlıyım. Kanayan yaramızdı. Çok iyi bir iş yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çıkarttığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani reisimize buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Şu kağıdı almak bile büyük bir heyecan verdi bize. İnşallah bundan sonra bu heyecanı yaşamaya devam ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi mağdur etmedi. Bu anlamda mutluyuz. Kız kardeşimin daha çok yılı vardı. Fakat şimdi emekli olacak. Vallahi inşallah devletimize yük olmamışızdır. Neticede bunun ortaya çıkması devletin de bir gücünün olduğunu ortaya koydu. Beklentilerimizi karşıladı hükümetimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu. Baba oğula vermez böyle bir imkan. Sağ olsun, ona binlerce kez teşekkür ediyorum. Sözleşmeler için de müjdeli bir haber, olumlu bir haber. Bir belirsizlik diyeyim aslında, ortadan da kalkmış oldu bu şekilde. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bence çok iyi oldu, yani bu beklenen de bir şeydi. Kadro iş haberi geldi. Biz de çok sevinçli, mutluyuz. Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. Yani çok memnunuz ondan. Sorun çözülmesi bence mükemmel olmuş. Herkesi dört gözle beklediği bir tabloydu. Son derece memnunuz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Evet, son 6 ayın herhalde en çok konuşulan konusuydu. En heyecanla beklenen haberiydi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi şimdi mecliste. 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak ama hala sorular var kafalarda. Ne zaman hayata geçecek düzenleme? İlk maaş ne zaman alınacak? Yani bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Artık sona geldik. Teklif şu anda meclise malum sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. Tabii emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk. Bu irademizin arkasındayız. Hatta bu akşam da yine grup başkan vekillerimden Sayın Mustafa Bey ile bu konuyu görüştük. Dedik işi geciktirmeyelim, bir an önce İnşallah bitirelim. Efendim ekonomik gelişmelerle devam edelim. Sayın Kartoğlu, buyurun lütfen.
Bu EYT'yle ilgili de zannediyorum söylenmişti. Piyasaya çok para girer. Bu bir tüketime artışa ve enflasyona neden olur diye. Sanırım çok öyle bir görüntü ya da bu işte zamlardan sonra çok öyle bir görüntü olmadı. Bunu biraz enflasyona ilişkin beklentiye bağlamak istiyorum. Siz de az önce dediniz yatırımların artık meyvelerini vermeye ve halkın refahına katkıda bulunma zamanı geldi diye. Şimdi tabi buna engel, mani olan en önemli unsur enflasyon ve düşmeye doğru başladı. Bundan sonra enflasyonu dizginlemeye yönelik, kontrol altına almaya yönelik hangi adımlar atılacak, nasıl bir yol haritamız ve nasıl bir beklentimiz var? Şimdi Mustafa Bey, biliyorsunuz dünyada faizi sürekli yükselttiler. Hala da yükseltiyorlar. Hı hı. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Nitekim şu anda biliyorsunuz bizde faiz %9. Ve bunu daha da düşüreceğiz. Çünkü benim inancım şu. Başbakanlığım döneminde hatırlayın. Biz faizi 4,6'ya indirdik. Ve o zaman enflasyon da 6,4 gibi idi. Çünkü şuna inanıyordum. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ha, buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi. Ve neticesi ortada. Uluslararası birçok toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik ve bakın 86'larda filandı enflasyon. Nereye düştü? 64'e düştü. Daha da düşecek. Bütün mesele bizim buradaki istikrarımızdır, güvenimizdir. Çünkü kalıcı fiyat istikrarını tesis edeceğiz. 2022 yılında toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Ayrıca toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Orta vadeli programda 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. Unutmayalım, COVID-19 salgını, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık. Böylece bütçe öngörümüzden 139,3 milyar orta vadeli program hedefimizden de 322,1 milyar lira daha iyi bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz. Bir başka konu bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Bütçe hazırlıklarında bu oranın %3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini görmüştük. Bazı uluslararası kuruluşlar ise bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde %5-6'ları bulan bir bütçe açığı bekliyordu. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Bütçe açığını 2002 yılında %11,1 seviyesinde devralmıştık. Şimdi 2022 yılında %1'e düşürmüş durumdayız. Bu yıl ayrıca faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. 2002 yılında faizin bütçe içerisindeki payı %43,2 iken 2022 yılında bu oran %10,6'ya düştü. Bütçede yakaladığımız güçlü gelir performansını sağlamak için ne vergi artırdık ne yeni vergi getirdik. Tam aksine vergi yüklerini düşürdük. Özellikle yaptığımız KDV indirimleriyle dolaylı vergilerin bütçe içindeki payını da azalttık. Ve bunun da ötesinde işte
yeni büyümeyi açıklıyorlar uluslararası kuruluşlar ve şu anda 5,5'u büyümede hamdolsun yakalamış vaziyetteyiz. Yıl sonunda açıklanacak olan geçen yılın büyümesinden bahsediyorsunuz. Evet, yakalayacağız. Daha da büyük inşallah. Sosyal konut projeleriyle devam edelim. Son derece kabul gördü toplumda. Özellikle ilk evim ve ilk iş yerim projesinin hemen ardından da yeni evim projesi vatandaşın hizmetine sunuldu. Yine TRT Haber ekipleri yurdun dört bir yanına gitti. O kura heyecanına ortak oldu. O duygu dolu anları getirelim ekranlara, sonra devam edelim. Kızımın ismi çıktı. Çok mutlu oldum. Biz yıllardır bekliyoruz zaten. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Nişanlıyım zaten. Allah onun nişansına. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Ömrümde ilk defa bir evim olacak. Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin Cenab-ı Allah. Hayatımda ilk defa bir mülk sahibi oldum. Çok mutluyuz. Hamdolsun. Özel çocuğum nişansına. Çıktı çok şükür. Ben ev sahibi olmak istiyorum. Evet. Evim de yok. Heyecanlı mısınız? Ay hem de nasıl ağlıyorum heyecanımdan, sevincimden. Mutluyuz yani, çıktığı için çok mutluyuz. Yani kendimizi de şanslı hissediyoruz bu konuda. Şu an konuşamayacağım. Bu anı bekliyorduk gerçekten. Ya bizi, Allah herkese razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah ayağını taşa değdirmesin. Televizyonda da gazeteyim. Şehit Gazi ailelerine ayrılmış olan kontenjandan Allah nasip etti. Bizim evimiz çıktı. Ben çok mutluyum. İlk defa evim olacak. Bir de TOKİ konutları engellilere uygun olduğu için çok daha mutluyum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Çok heyecanlıyım. Kalbim dışarı fırlayacak gibi. Çocuğum için inşallah çıkarım. Engelli çocuğum için. Sağ olsun Cumhurbaşkanı sayesinde engelli çocuğumun evi oldu. Allah'ım yüzümüze baktı. Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımız böyle bizi gördü. 15 gün önce rüyamda görmüştüm, sarılmıştım. Allah bugün beni mesut etti. Sayın çift sizinle devam edelim. Teşekkür ederim. Tabii bu videoları izleyip de insanın böyle duygulanmaması mümkün değil. Siz de gördüm ki izlerken aynı duyguları paylaştınız. Şimdi bu emeklilik kadar tabii vatandaşları heyecanlandıran hususlardan bir tanesi de konut kampanyası. Çevre Bakanlığı da orta gelir grubu için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile ilgili olarak daha öncekilerdeki gibi sayı artırılacak mı? Bir de tabii ikinci el evle ilgili olarak da bir heyecan söz konusu, zira bir çalışma var. Bu çalışma ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Allah nasip ederse ikinci el konutlarla ilgili destek olmak için bir çalışma ayrıca yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı inşallah kamuoyuyla da paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza yeni konut arzına veriyoruz. Yeni konut arzını artırarak üretimi, istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii artık seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim bu konuda malum ciddi bir altyapımız var. Deneyim, tecrübe hepsi bizde var. Alt gelirli ev sahibi yapacağız dedik. Kurallar çekildi. 2 yıla evleri teslim edeceğiz. Orta gelirliye destek olacağız dedik. Kampanyamızı yaptık. Roman vatandaşlarımıza özel konut kampanyamız da olacak dedik. 12 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut kampanyasını biz yaptık. Bizden önce böyle bir şey yok. İlk olarak bu işi biz yaptık ve 20 yıldır yapıyoruz. İhtiyaç halinde yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız. Ve Türkiye'de bu sosyal konut, sosyal konutla birlikte bu yapılanma vatandaşlarımıza ayrı bir gurur getirdi. Ayrı bir özgüven getirdi. Çünkü evleri gördükleri zaman, yani biz bunu sadece normal şartlarda yapmıyoruz. Bir yerde yangın mı var?
deprem mi var? Oralarda seneyi bulmuyor. Anında konutlarımızı yapıyoruz, teslim ediyoruz. İşte en son mesela Manavgat'taki konut teslim törenini yaptık. Herkes, biz dedi bunu beklemiyorduk. Ama siz bize bunu bu kadar kısa zamanda teslim ettiniz. Oturduk onların evinde, onlarla beraber kete yemek. Bambaşka bir zevk veriyor insana. Nasıl dua ediyorlar? Efendim, enerji keşifleri de ekonomi için son derece önemli. İşte güzelliğe baksana. Soruyla devam edeceğim müsaadenizle şimdi. Buyurun şimdi, Sayın Kertoğlu. Şu anda insanların en çok ilgilendiği alan haliyle ekonomi ve onun diğer unsurları. Bunlardan bir tanesi de fatura. Bildiğim kadarıyla %80'in üzerinde faturalara, elektrik ve doğalgaz faturalarına özellikle kış zamanı destek veriyor, devlet sübvanse ediyor. Ama bir yandan da Karadeniz'den bütün dünyayı aslında heyecanlandıran bir keşif var. Benim okuduğum bir iki makalede Avrupa Birliği Rusya'dan gaz alamadığı için Türkler kendi gazını buldular. Onlar kendi gazını kullanırken biz Türklerin kontenjanından, Hazar'dan daha fazla gaz alabilir miyiz? Bunu tartışmamız lazım diyorlardı. Dolayısıyla dünya çapında hakikaten etkisi olan bir rezerv. Tabii insanların da beklentisi biraz da kendilerini daha mutlu hissetmek için, sadece faturadan bile değil. Çünkü gurur verici bir şey bu. Ne zaman bunun faturalarına yansıyacağı, ne zaman evlerine geleceği. Bu konuda takvim netleşti mi? Şöyle ifade edeyim. Tabii 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazının milletimizle buluşması için tüm çalışmalar yani 7/24 esasına göre devam ediyor. Tabii sahadaki şu andaki çalışmalar 3 ana bileşenden oluşuyor. Bunun birincisi deniz tabanı üretim tesisleri. Bu devam ediyor. 2 kara işleme tesisi. 3 boru hatları. Sahada yaklaşık şu anda 10 bin kişi çalışıyor. 10 bin kişi. Denizde ise 50'den fazla gemi operasyonlarını sürdürüyor. Ekranlarda şimdi bunları görüyoruz. Çalışmalar canlı yaşamının dahi olmadığı denizin 2200 metre altında tamamen uzaktan kumandayla kontrol edilen robotlarla ve sistemlerle yürütülüyor. Derin denizde boru ve kordon bağı serimi tamamlandı. Derin deniz ana kordon hattının nihai etütlerine de bu arada başlandı. Yavuz ve Kanuni gemileri kuyuların alt tamamlama ve üst tamamlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Hı hı. Sahadaki kara tesisi %90 oranında o da tamamlandı. Kuyu başı ekipmanı, gaz toplama ve dağıtım haznesi gibi devasa ekipmanlar deniz tabanına onlar da indirilmeye başlandı. BOTAŞ, gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonunun ve 36 kilometrelik boru hattının inşasını tamamladı. Bu arada testler de yapıldı. Ve yoğun bir çalışma Filyos'ta çevrede devam ediyor. İlk çeyrekte biz doğalgazı mutfağımızda göreceğiz inşallah. Efendim, dış politikayla devam edelim. Malum dış politika da son derece hareketli. Türk siyaseti gibi aslında. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talepleri bir yandan, Rusya-Ukrayna savaşı aynı şekilde devam ediyor. Türkiye-Suriye görüşmesi hali hazırda böyle bir zemin var. Buna dair birçok sıcak başlık var. Sorularımıza geçmeden önce dış politikaya dair bir videomuz var. Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk, yapıcılık... Peki, videomuz yokmuş. Devam edelim o zaman. Biz bu konularla devam edelim. Sayın Selvi, buyurun sizinle devam edelim efendim. İsveç-Finlandiya NATO süreci son derece önemli bir konu zira. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün çok önemli açıklamalar yaptınız grup toplantısında. Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı, PKK gösterilerinin yapıldığı İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıyı gösterdiniz. Ama Finlandiya için farklı bir süreç. Destekleyeceğiz dediniz. Finlandiya ile ilgili süreç hemen başlayacak. İsveç ile ilgili kararınız nihai bir karar mıdır? İsveç özür dilerse, geri adım atarsa yeniden bir değerlendirmeyi
düşünüyor musunuz? Sayın Selvi, tabii İsveç'in özür dilemesi işi bitirmiyor. Önce İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu sürecini terörizmle mücadelede kapsamlı ve uzun soluklu bir işbirliği tesis etmemiz için de biz bir fırsat olarak gördük. Ve dedik ki bak böyle böyle bize bu 120 teröristi iade edin, verin. Ama İsveç bu konuda işte anayasa değişikliği yapacağız. Anayasa değişikliğini yaptıktan sonra biz süreci işleteceğiz dediler. Sayın Başbakan buraya geldi. Kendisiyle burada her türlü ev sahipliğimizi yaptık. Gayet güzel görüşmelerimiz de oldu. Tabii yeni İsveç hükümetinden aldığımız mesajlar, İsveç'te terörle mücadele alanında bir anlayış değişikliğinin başlayabileceğini işaret ediyordu. Ancak mutabakat zaptı kapsamında terörle mücadelede verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini gördük. Terör örgütünün propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerinin İsveç'te devam ettiğini gördük. Sadece geçtiğimiz 1-2 haftada yaşananlar ortada. Terör örgütleri ülkemizi ve şahsımızı en çirkin şekilde hedef aldılar. Bu eylemlerin failleri hakkında soruşturma açılmasına dahi gerek duymadılar. Son gelişmeler nedeniyle İsveç Parlamento Başkanı ve Savunma Bakanı'nın ziyaretlerini ertelemek durumunda kaldık. İsveç, terör örgütleri mensuplarının güvenli limanı haline geldiği gerçeğiyle bir defa yüzleşmelidir. Mutabakat saptı bizim yol haritamızdır. Buradaki taahhütlerin terörle mücadele başta olmak üzere eksiksiz yerine getirilmesi önceliğimizdir. Diğer yandan Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden de endişe duyuyoruz. 21 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya İsveç'in tüm uyarılarımıza rağmen seyirci kalmasını kabul edemeyiz. Hemen sonrasında Hollanda'da bu minvalde menfur bir eylemin yapılmasını tesadüf olarak görmüyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı eylemlere özellikle bunların duyarsız kalması, hatta güvenlik güçlerinin bunları kordon altına alıp istediğiniz gibi bunları yapabilirsiniz mahiyetinde, koruma altında, güvence altında bu eylemlerini yapmasını görmek neyle izah edilebilir? Tabii bizler de bunları en güçlü şekilde kınadık. Bu bir nefret suçudur. Bunu İsveç'in süratle halletmesi lazım. İfade özgürlüğü kisvesi altında Müslümanlara karşı açık ve aleni olarak nefret suçu işlenmesi kabul edilemez. İsveç'ten ülkede yaşayan tüm grupların inançlarına saygı gösterilmesini ve İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar atılmasını bekliyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz. NATO üyeliği yolunda atacakları adımlar mutabakat zaptında yer alıyor. Bu adımlara göre de biz kararımızı vereceğiz. An itibariyle İsveç'in NATO üyeliğine, tekrar söylüyorum, sıcak bakmıyoruz. Öte yandan Finlandiya'nın durumunu farklı değerlendiriyoruz. Görelim İsveç verdiği sözleri tutacak mı? Tutmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Finlandiya eğer şu andaki gibi bu süreci işletirse, bizler de parlamentomuz açık olduğunda üzerimize düşen görevi yerine getiririz. Efendim şimdi az önce arkadaşlarımıza tam pası atarken videonun sorunlu olduğu söylenmişti. O videonun sorunu çözüldü. Türkiye'nin sorunlu coğrafyalarda özellikle yapıcı ve arabulucu rolü dünya liderleri tarafından takdir topluyor. İşte dünya liderlerinin söylemlerine dair bir videomuz var. İzleyelim efendim.
да, он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами. I want to particularly thank you for what you did putting together the situation with regard to and all the incredible work you're doing. But we have to have somebody that's sharp. If this person isn't sharp, because I can tell you, President Xi is sharp. President Putin is sharp. Erdogan is sharp. Я думаю, що він один із тих гарантів безпеки. І Ердоган такий. Він дуже міцний. Commend actually the efforts by Turkey and President Erdogan to try to find a solution to get grain out of Ukraine and to do something with that. I još jednu stvar da vam kažem. Znam ja da ovde neću biti pozdravljen i upola kao Recep Tayyip Erdogan. Voglio ringraziare la Turchia per il suo sforzo di mediazione. In particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi. Y por eso estamos en Turquía. Creemos en la emergencia de una nueva nación. Ukraine and the Russian Federation, with the support of Turkey, came together to make it happen, despite the enormous complexities, the naysayers, and even the hell of war. Президент Ердоған білімді, аса беделді саясаткер. Оның көзқарасы кең. Сондықтан бұл кісінің пікірлері өте құнды. Сон 20 жылда Түркия дүние танытқан. Садыже бөлгесін дейіл, айны заманда дүнияның күшті бір сөз сахибы өлкелерден бірі қалыны кетірен Жұмашқарым Ердоған. Сегіле дейі лидерлікте Түрк дүниясына да бірлештірмейі башармыш бір девлет adamıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Sayın Cumhurbaşkanımız Türk dünyasının lideri, liderlik rolünü de devam edecek. Milli centralized leadership. That's the key. And I have a feeling that the leadership is coming from Turkey. And that's of course because of the leadership of President Erdogan. You have a strong people, people with a great spirit, but you also need a leader, and you have one here, and you have a great leader here. That's why we wanted to visit, and that's why we're very honored to be here. Tüm bu desteği belirten cümlelerin ardından terörle mücadelede aynı desteği göremiyor Türkiye. İşte o noktada terörle mücadeleye yönelik sorularla devam edelim. Buyurun Sayın Pertoğlu. Ben esasen İçişleri Bakanımız zaman zaman bununla ilgili bilgileri açıklıyor. Ve yurt içindeki terörist sayısındaki azalmayı dikkate getiriyor. Ama biz sizin terörü ve tehditleri sınır ötesinde engelleme gibi bir stratejiniz var ve son dönemlerde de aslında yurt içindeki azalmaya da çok ciddi etkisi olan bir şey bu. Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde yürüyen terörle mücadele süreçleri var. Harekat gündeme gelmişti. Bir gece ansızın gelebiliriz, pozisyonumuz değişmedi demiştiniz. Ve o sırada da Suriye ile bir rejimle kademeli, üç kademeli bir görüşmeden bahsetmiştiniz uçakta bir seyahatten dönerken bize. Şimdi hem o süreç ne aşamada ve bu Türkiye'nin güney sınırlarını güvenceye altına, sınır ötesinde güvence altına alma süreci nereye doğru evriliyor? Mustafa Bey, öncelikle tabii terörle mücadele adına yürüttüğümüz mücadele aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasına da katkıda bulunuyor. Dolayısıyla rejim bunun bilincine varmalı diyoruz.
ve Suriye'nin geleceğinin ipotek altına girmemesi için PKK, YPG, bunun yanında Suriye Demokratik Güçleri terör örgütünün ayrılıkçı tutumuna karşı mücadele etmeli. Bu süreçte önümüze bir takım koşulların konulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Diyalog, sözlük itibariyle ön koşulsuz konuşma demektir. Biz ise şu anda Suriye'nin kuzeyinde bu terörle mücadelede tavizsiz yolumuza devam ettik. Bu kademeli dediğimiz olayda da önce bu işi çözelim derken bir Rusya, Türkiye, Suriye üçlü bir toplantı düzenleyelim ve bu toplantıda önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin ve onların bu işi başarıyla sonuçlandırmaları halinde ardından Dışişleri Bakanları bir araya gelsin. Onu da başarmamız halinde nihai adım liderler bir araya gelsin. Ve bu arada da bu bir araya gelişlerin neticelerinden İran'ı da haberdar edelim. Böyle bir adımımız da olsun. Tabii bu sürecin nasıl şekilleneceğinde tarafların tutumu belirleyici olacak. Biz her halükarda ulusal güvenliğimizi koruma adına gereken önlemleri alırız. Siyasi sürecin ilerletilerek ihtilafa bir çözüm bulunması bir fırsat penceresi teşkil edebilir. Geri dönüşlerin gönüllü, onurlu ve güvenli olması gerekiyor. Biz bu biriket evleri boşuna yapmadık. İstedik ki gönüllü dönüşler başlasın ve Suriye'de Birleşmiş Milletler ilkeleri temelinde geri dönüşlerin sağlanması için gerekli şartların da oluşturulması gerekiyor. Ve bu da başladı. Yani şu anda 400-500 bine yakın mülteci artık Suriye'ye dönmeye başladı. Rusya ile Ukrayna savaşını sorabiliriz. Efendim siz her iki tarafla da görüşen tek lidersiniz. Şimdi yeni silah sevkiyatları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams, Almanya'da 14 adet Leopard tankı gönderecek. Bu sevkiyatlardan sonra savaşın seyrinin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir yorumunuz olacak? Tabii ben doğrusu Rusya ve Ukrayna liderleriyle ihtiyaç anında sık sık görüşüyorum. Yani sağ olsun Sayın Putin olsun, Sayın Zelenski olsun, bu görüşmelerde onlar da arzulu. Ve lider diplomasisi diye adını koyduğum bu görüşmeleri tereddütsüz yaptık, yapıyoruz. Ve yapmalıyız da. Zaten bunu yapamazsak bizim netice almamız da mümkün değil. Ama bu görüşmeleri yapmak suretiyle netice alıyoruz. Ve tabii kişisel ilişkilerin diplomaside ne kadar önemli olduğunu bu süreçte tüm dünya görmüş olmalı. Her görüşmemizde çözüme kavuşturduğumuz konular mutlaka oluyor. İnisiyatif alma konusunda hiçbir Avrupa ülkesi bizim kadar cesur olamadı. Hatta bazıları bize aksini savundular. Tabii cesaret de tek başına yeterli değil. Bir de taraflar nazarında, uluslararası kurumlar nazarında bir itibarınızın olması lazım. Tahıl koridoru, esir değişimi, Zaporijya nükleer santralinin güvenliği ve insani yardımlar konusunda hep çözümün parçası olduk. Kalıcı barış için Türkiye olarak kolaylaştırıcı ve ara buluculuk görevini üstlenmeye her zaman hazırız. Avrupa'dan ve dünyadan da barış ve müzakere çağrılarına destek bekliyoruz. Ateşkesin ilanı ve adil çözüm vizyonuyla müzakerelerin desteklenmesi gerekiyor. Barışa dair umutlarımı her zaman canlı tutuyorum. Bu umudumu kaybetmiş olsaydım tahıl koridoru açılmazdı, esir değişimi de yaşanmazdı. Tabii bu söylediğiniz gerek Amerika'nın,
gerek Almanya'nın tanklar vesaireler, bunların Ukrayna'ya gönderilmesi olayı bir çözüm müdür? Bu zamana vabeste bir durumdur. Ben tamamen tankların gönderilmesi bir çözüm unsurudur diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor. Peki. Sayın Kaplan, sizinle devam edelim. Ben de Yunanistan'la ilgili bir soru sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Son bir yıldır iki ülke arasındaki ilişki epey gergin ilerliyor. Özellikle Yunanistan'ın başta 12 mil meselesi olmak üzere çeşitli konularda Türkiye'ye hedef alan saldırgan tutumları var. Özellikle sizin Tayfun füzesiyle ilgili açıklamanızdan sonra tansiyon iyice yükseldi, panik iyice arttı. Fakat tüm bunlara rağmen ikili ilişkilerde yeni bir evreye girilebilir mi? Diplomatik temaslar olabilir mi? Daha önce olmuştu. Yani Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumun izahı da kabulü de mümkün değil. Yunanistan'ın bu tutumu ve asılsız propagandaları iyi komşuluk ilişkilerine de müttefikliğe de aykırı. Yunanistan'ın esas rahatsızlığı Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde yükselen profili. Bu Yunanistan'ı çok rahatsız ediyor. Yunanistan'ın hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar karşısında çaresiz kalan Yunan tarafı akıl dışı iddialara sığınıyor. Bir kere Yunanistan'ın hava ihlali iddialarını dayandırabileceği bir temel yok. Asıl Yunanistan hava sahamızı ihlalleri, uçaklarımızı tacizleri, balıkçılarımızı tacizleriyle tansiyonu ne yapıyor? Yükseltiyor. Bu asmane eylemleri hava kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimiz elbette yanıtsız bırakmıyor, bırakmayacaktır. Kıyılarımıza ve büyük yerleşim merkezlerimize çok yakın adaları uluslararası anlaşmalar hilafına silahlandırmaya devam ediyor. Tabii sonra Tayfun deyince panikliyorlar. Niye panikliyorsun ya? Yani biz kendimize göre hazırlıklarımızı yapmayacak mıyız? Tayfun'u yaptık. Tamam. Şu anda 560 kilometre menzili var. Ama ben de diyorum ki savunma sanayimize 560 kilometre yetmez. Bunu 1000 kilometreye çıkaracaksınız. Sen de yap. Sen de yap, senin de olsun. Bizim attığımız adım bu. Bundan niye rahatsız oluyorlar? Ülkemizin güvenliğine yönelik eylemlere karşı elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Bunlara gerek hukuki olarak gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceğiz. Ve İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız ve hepsinden öte Kızıl Elma. Pelin bunu iyi öğrendi. Evet. Ve Kızıl Elmamız, bunlar önemli. İnşallah Gökbey geliyor. Bütün bunlarla beraber silahlı kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecek. Muhalefet bunlardan neden rahatsız oluyor efendim? İHA'lardan, SİHA'lardan, bayraklara hesap sormaktan, MİT'ten. Sen köşeden bir defa bunları çok iyi değerlendiriyorsun. Değerlendirmeye devam et. Çünkü ben bu muhalefeti hala anlamış değilim. Yani yaptığımız şey ülkemize karşı değil ki ya. Ülkemizi korumaya karşı. Bunlar savunma sanayi, bak adı üzerinde. Taarruzi olmaktan öte savunma sanayi. Biz ülkemizi savunmayacak mıyız? Savunurken de bunlardan izin mi alacağız? Yedili masaya mı soracağız? Kusura bakmasınlar. Ve onlar da bir defa bütün bu yaptıklarımızı havada karada zaten beğenecekler. Ve şu anda biz savunma sanayinde artık ciddi manada ihracat yapıyoruz. Sadece ülkemiz için değil. İhracatta da iyi bir yere yerleştik. Şu güzelliğe bak.
Kızıl elma. Evet. İsmi de çok güzel. Kızıl elma. Aha. Ne bu? Daima ileri ufuklar. Hem o ufuk. Ya kızıl elma bizim bir ufkumuzdur. Hedefimizdir. Mefkure. Bu ufkumuzu ne yapacağız? Kızıl elmayla yakalayacağız. Hiç tereddütsüz. İktidara geldiğimizde hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirlemiştik. Hamdolsun şimdi bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Emeği olanların hepsini tebrik ediyorum. Başta Baykar olmak üzere. Aynı şekilde TUSAŞ olmak üzere. Bütün gerek karada, mesela BMC kalkmış Arifiye'yi satacakmış. Senin ona gücün yetmez ya. Neyini satıyorsun? Şu anda Arifiye'de, bakın biz daha geçen günü işte o 6 tane ne yaptık? Tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Yani o fırtına obüslerinin ne iş gördüğünü bile bilmez ha. El koyacakmış. Haddini bil ya. Aynı şekilde Altay tankı. Orada yapılıyor. Mühimmatlar aynı şekilde. Bütün bunlarla beraber biz ülkemizin geleceğini teminat altına alıyoruz. Benim milletim emin olsun. Yoksa bunların bu anlayışına benim ülkem eğer kalırsa geçmişte olduğu gibi bir toplu iğneyi dahi ne yapamazlar? Üretemezler. Ama artık onların hepsi geride kaldı. Ve savunma sanayi sektöründe bugün çok enteresan 2002'de 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2705'e yükseldi. Burada çeşitliliği, rekabeti ve sektörün önünü açan biz olduk. Bugün savunma sanayinin hiçbir alanında tek bir firmanın faaliyet göstermesi söz konusu değil. Sadece SİHA'lar değil, bütün alanlarda birçok koldan geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. En iyiye ulaşma çabamızda rekabetçi ortamın önemli faydalarını gördük, görmeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Peki Sayın Kartal, sizinle devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç video izledik az önce. Siz de bazı temas ettiğiniz bazı noktaları onunla birleştirdim. Şimdi hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele, dünyanın başına yeni bela olan veya edilen DAEŞ'le mücadelede bunun içerisinde bütün dünya onunla savaştığını iddia ediyor. Ve göğüs göğüse bu örgütle mücadele eden tek devlet, tek ordu. Veya NATO ülkesiyiz. Veya NATO ülkesiyiz, evet. Şimdi öbür taraftan başka ülkelerin savunmasına, meşru savunmalarına katkıda bulunuyoruz. Libya'daki gibi, Azerbaycan'daki gibi. İki ülkenin arasındaki çatışmaya ya da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dan sonra oluşan ortama yine barış yapıcı bir katkıda bulunuyoruz. Sizin liderlerinizde bir trafik görüyor. Bunun ekonomik sonuçları da oluyor, siyasi sonuçları da oluyor. Pozitif, esir takası gibi. Bunların hepsinden bahsedildi ve dünya liderlerinde bunları takdir ettiklerini gördük. Ve hatta birçoklarının da şaşırdığını biliyoruz bunlar önce okuduğumuz makalelerden. Şimdi bunların hemen ardından sizin bir Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeniz mevzu bahis oldu Pakistan tarafından. Başka yerlerde de yazıldı bu destek anlamında, destek mahiyetinde. Fakat ben doğrusu kişisel olarak bu ödüllerin çok adil dağıtıldığı kanaatinde değilim. Nacizane. Zira en son galiba UNESCO'nun bir birimi mültecilerle ilgili bir ödülü Almanya eski başbakanı Merkel'e takdim etmişti. Şimdi Merkel de hani en azından buraya sağ olsun demek lazım. O ödülü alırken önce Türkiye'nin anılması gerektiğinden bir söz etme gereği duydu en azından. Fakat ben dikkat ettim, Alman medyasında mesela işin bu tarafı hiç görülmedi bile. Şimdi
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başvurucu elbette böyle aday göstermek gurur verici bir şey. Sizin Cumhurbaşkanı olduğunuz bir ülkede vatandaş olarak bizi de bu gururlandırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz bununla ilgili? Doğrusu şu an itibariyle 10-15 ülkenin parlamentosu böyle bir adımı atmış. Yani bu konuyla ilgili olarak, şimdi tabii karşımızda neresi var? İsveç var. Malum Nobel Barış Ödülü'nün merkezi İsveç'te. Yani onlar bu konuda ne gibi bir tavır takınırlar, ne gibi bir adım atarlar bunu bilemem. Ama burada bize düşen tabii Nobel Barış Ödülü ile alakalı olarak, yani bir ay, bir buçuk ay içerisinde başkan olanlara da biliyorsunuz bu Nobel Barış Ödülü veyahut da Nobel Ödülü verildi. Bizim yaptığımız işte bu değil. Yani 20 yıllık bir başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süreci var. Ve dünyada da şu anda Sayın Putin'le benden başka bu kadar eski yönetimde bulunan bir başka lider yok. Biz. Tabii bu arada Rusya-Ukrayna savaşında da aldığımız görevler, attığımız adımlar, elde edilen başarı, eğer yani dünya barışına katkıyı sağlamaksa, yani bu konuda Karadeniz'deki bu tarım koridorunu, tahıl koridorunu açmak ve bununla dünyanın fakir fukara ülkesine ulaşmak, her şeyden önce burada tabii bir şeyi ben zikretmekten sakınmayacağım. O da Sayın Putin'in bana olan ifadesidir. O da şu: ben bu tahılı bilabedel göndereceğim. Tamam dedim. Biz de bunu bilabedel una dönüştürelim ve böylece fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim. Çünkü ilk etapta Avrupa ülkelerine gitti. Gelenin %44'ü. Evet. Belki 46 da olabilir. Peki Afrika'ya %16 falan gitti. Biz bunu yeni attığımız adımla eğer hakikaten %60, %70'lere çıkartırsak az gelişmiş fakir fukara Afrika ülkelerini ne yaparız? Rahatlatırız. Ve bu konuda bizim Sayın Putin'le bir mutabakatımız var. Bunu yapmanın gayreti içinde olacağız. Hatta sadece tahıl değil, burada belki şeyi de, yani gübre noktasında da, yani amonyak, gübre, bunun üretimini sağlayıp bundan da o fakir fukara ülkelere gübre gönderelim istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz hep şunu söyledik: Türkiye Türkiye'den büyüktür. Artık biz etkin bir bölgesel gücüz. Sadece istikrar adası değiliz. Artık istikrarı sağlayan, istikrarsızlaştırıcı bir gücüz ve şu andaki mücadelemiz küresel bir güç olmaktır. Bu inançla bölgemizde ve ötesinde her zaman barış, huzur, refah ve istikrar için durmadan, yorulmadan gayret göstermeye devam edeceğiz. Efendim, siz 21 yıllık iktidarımızda söz verdiğimiz her vaadi icraata dönüştürdük diyorsunuz. Türkiye bu icraatlarla nasıl bir çehreye büründü? Şimdi ulaşımdan savunma sanayine bu icraatlara dair bir videomuz var. Onu izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Ovid tünelinin inşaatını başlatıyor. Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisi. Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi oluyor. Artık bizim de bir uçak gemimiz var. Denizin altına otoyol döşeceğiz. Ayasofya açılacak.
Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim. Adını İstanbul verdi. Marmaray insanlık projesidir. Osman Gazi Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bir yıl sonra şu gördüğümüz gövde bitmiş olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Taksim Camii'nin açılışını yapacağız. Muhteşem bir opera binasını da biz yapacağız. 20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim Akıncımız mı vardı? Bizim Kızıl Elmamız mı vardı? Ama şimdi bunların hepsi var. Efendim, bu icraatlar Türkiye'yi nereye taşıdı Sayın Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin 100 yılı. Onların hepsi Türkiye'nin 100 yılının içinde. Şimdi biz Türkiye'nin 100 yılını bu yeni adımla reforme ediyoruz. Güncelliyoruz. İnşallah 14 Mayıs Türkiye 100 yılının güncellendiği bir seçim olacak. Nasıl? Peki bu projelere ilişkin, 21 yılda yapılan bu projelere ilişkin sizin de tarihe not düştüğünüz imzalarınız var. Tabii. O projelerin açılışlarında, projeler tamamlandığında üzerinde imzanız olan birçok proje var. O projelere bir göz atalım şimdi. İmzalardan hangisini atarken en çok heyecan duydunuz? Ayasofya. Hayaliniz miydi efendim? Allah rahmet etsin. Üstad Sultanahmet'te konuşuyor. Necip Fazıl. Necip Fazıl. Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Takdimini yapan da benim. Açmak da Allah'a hamdolsun bize nasip oldu. Üstadın o kararlılığını orada yaşadık. Ondan sonra da Ayasofya'yı açmak Rabbime hamdolsun bize nasip oldu. Nasıl duygulandım? Galiba onların da sizin o zaman genç olarak yanında bulunan gençlerle ilgili kullandıkları nesil ifadesi tam da bunu ifade ediyordu. Asım'ın nesli. Asım'ın nesli. Nesil böyle yetiştiriliyor gerçek. Demek ki. Allah Asım'ın öyle, nesli. Nesil yetiştirmeyi. Fakat efendim siz Ayasofya'yı açtınız. Taksim'e cami yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz. Bunlar merhum Erbakan'ın da hayalleriydi ama onu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan parti. Abdülkar, sizin yanınızda değil, sizin ya. Karşınızda. Ağlatma bizi, dur. Karıştım orada. Maalesef. 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 Yani Erbakan hocamızın o vaatlerini vesaire gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde tam bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada hakikaten yıkıyor. Efendim, bir şey soracaktım. Şimdi gördüm orada imzaladıklarınızın arasında bir de basketbol topu var. Gözümün önüne en son sosyal medyadan paylaşılan sizin ekibinizle basketbol oynadığınız görüntüler vardı.
Forumda görüyorum. Hala devam ediyor musunuz? Yarın sabah geliyor musun? Eyvah eyvah. Şimdi benim gibilerin 1.87'sini karşınızda hiçbir şey yok. Dün akşam oynadık. Öyle mi? 44 sayı yaptım. Yarın sabah gene var. Sizin boyunuza uygun bir İbrahim Bey'in galiba değil mi boy uzun? Gibi ekip ama İbrahim iyi oynuyor. Savunmayı İbrahim iyi oynuyor ama yine beni yakalayamıyor. Peki. İşi herhalde Amerika'dayken o işi bayağı kapmış. Öyle mi? Bayağı iyi. Gelmeseymiş NBA'ye gidermiş yani. Ama. Bayağı iyi biliyor bu işi. Hidayet ama Türk oldu. Benim sayımı yapamıyor. Yapamam. Sayı da iyiyim. Sen muhalefet yedisi bir araya gelmiş, sizin sayınızı gene yapamıyor. O yüzden normal bu yani. Yok yani istersen bir gel bakalım. Cesaretim yok efendim. Hidayet Türkoğlu da var değil mi? Yok, Hidayet bu ara İstanbul'daki bazı yoğunlukları sebebiyle gelemiyor. İnşallah şimdi onlar İstanbul'da, eski Abdi İpekçi yenileniyor. Ha, biliyorum. Zeytinburnu'nda. Orayı inşallah bir an önce bitirecekler. Ben de kendimi bir forma sokayım, o zaman bir cesaret kazanırım. Çalışıp. Çünkü o takıma girmek zor biraz. Peki efendim. Şimdi az önce icraatlardan, ortaya konan projelerden söz ettik. O videoları izledik. Marmaray'dan TOG'a birçok projenin açılışında imzalarınız gibi o araçları kullanmanızla da gündeme geliyorsunuz. Şimdi o araçları kullandığınız görüntüleri izleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Cumhurbaşkanım. Evet, evet, teşekkür sadece ederim. Sadece basketbol değil, futbol da hünerlerini sergiliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Az önce söylediği gibi. Ama futbol zaten Sayın Cumhurbaşkanımız için bir tutku bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Şimdi bu videoyu izleyince tabii hepsi çok büyük hizmet ama seyircilerimiz şunu söyleyebilir yani, Pelin seninki de soru mu diye. Bu kullandığınız araçlar arasında sizi böyle en mutlu eden, en heyecanlandıran hangisiydi? Yani seyircilerimizin %90'ı TOG diyecek. Belki bence. Cumhurbaşkanım. Pelin iyi yerden yakaladı. Çünkü Türkiye'nin ilki. Türkiye'nin ilki olması sebebiyle de TOG gerçekten bizim için, yani şu 2023'ün içinde inşallah gerek ihracatımızla gerek iç piyasadaki ihtiyaçlarımızı karşılamada ve gerçekten yani elektrikli araç olarak da içinde en ufak bir ses duymuyorsunuz. Manevra kabiliyeti muhteşem. Böyle bir araç. Ve eşim de çok beğendi. Ve gerçekten başta Gürcan arkadaşımız, o da bu işte çok çok maharetli. Ve işi başarılı bir şekilde tamamladılar. Ve bu konuyla ilgili olarak da tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, evet, ve tüm yönetim burada büyük emek verdiler. Ve TOG'u ülkemize milli ve yerli bir eser olarak kazandırdılar. Ve tabii bir güzel yeri de tabii renklerin aldığı isimler.
ülkemizin tüm genelini kapsayacak şekilde. Ve fabrika muhteşem. Hiç gittiniz mi? Evet, Gemlik'te. Evet. Ama fabrikanın içini gezdiniz mi? Gelemedim, gezemedik efendim. Ha yok. Kimse gezmedi bildiğim kadarıyla. Yok, fabrikanın içini gezemedik. Kampüsü. Sanayi teknolojiyle bir irtibat kurup fabrikanın içini gezmenizde fayda var. Orada sizi birife ederlerse şu anda hayal ettiğinizin çok da dışında bir durumu olduğunu göreceksiniz. İnşallah personel sayısı da sürekli artıyor. Bu genç mühendislerle böyle bir eserin ortaya çıkması bizim gurur abidemiz. Rabbim inşallah emanetini bizden öyle alsın. Evet, Gürcan Bey'i zikredelim. Burada Gürcan Bey'in Amerika Birleşik Devletleri'nde TOG'un ilk gösterimindeki TRT Haber'e verdiği röportajdaki o gözyaşlarını herhalde tüm Türkiye hatırlayacaktır. Çok kıymetliydi o gözyaşları. Evet. Şimdi ikinci bir eleman daha oraya aldılar. O da yine vasıflı, kaliteli bir arkadaş. Siz sipariş verdiniz mi efendim? TOG için, yerli milli otomobil için sipariş verdiniz mi? Müsaade etti artık. Öyle olsun ya. Hangi rengi seçtiniz? Anadolu. Onu hanıma bıraktım. Bence iyi yapmışsınız. Ama hemen sıraya İlhan Bey girdi. Aliyev. İkinciyi bana ver dedi. Hayırlı olsun. İnşallah Mart sonunda Emin Erdoğan hanımefendiyle sizi de görürüz değil mi? Yollarda. Evet. Efendim, sorularımızı sorduk. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Artık yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ben konuklarıma da teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mustafa Kartoğlu, Sayın Pelin Çift, Sayın Abdülkadir Selvi ve Sayın Hale Kaplan, çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızla katkıda bulundunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, size çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarıma, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah 14 Mayıs ülkem, milletim için 2023 değil, 2023'ten itibaren 5 yıllık sürede çok çok farklı bir dönem olsun. Ve diyorum ki küresel sömürge düzenine inşallah bu seçimlerle önemli bir gol atalım. Evet sevgili seyirciler, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Siyasetten dış politikaya, ekonomiden icraatlara kadar birçok başlığı konuştuk, sorularımızı yönelttik ve böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.